Harry Potter ve Ateş Kadehi 23. Bölüm Noel Balosu Dördüncü sınıflara tatil için verilen ödevler çok ağırdı. Ama semester sonunda Harry'nin canı hiç mi hiç çalışmak istemiyordu. Noel'den bir önceki haftayı diğerleriyle birlikte eğlenebildiğince eğlenerek geçirdi. Gryffindor Kulesi neredeyse semester'da olduğu kadar kalabalıktı. Sakinleri her zamankinden daha gürültücü oldukları için de sanki biraz küçülmüş gibi görünüyordu. Fred ve George kanarya kremalarıyla büyük başarı kazanmışlardı. Tatilin ilk iki gününde dört bir yanda insanlar tüy çıkarıp durdular. Ancak çok geçmeden bütün Gryffindorlar başka birinin onlara ikram ettiği yiyeceğe ya ortasına gizlenmiş bir kanarya kreması varsa diye büyük bir şüpheyle yaklaşmayı öğrendiler. George da Harry'e bir sır vererek Fred'le ikisinin şimdi başka bir şey üzerine çalıştıklarını söyledi. Harry ileride Fred ile George'dan tek bir cips bile almamayı aklının bir köşesine yazdı. Dudley ve dolma dil şekerlemesini henüz unutmamıştı. Artık Chateau Evon'u çevreleyen araziye lapa lapa kar yağıyordu. Açık mavi bir Budden's arabası Hagrid'in zencefilli çöreğe benzeyen kulübesinin yanında kocaman, soğuk, donmuş bir balkabağına benziyordu. Dörmsrank gemisinin lomboz delikleri buzla kaplanmıştı. Direk alatları dondan beyazlanmıştı. Mutfaktaki ev cinleri, besleyici iç ısıtan yahniler ve lezzetli pudinglerle kendilerini aşmışlardı. Şikayet edecek bir şey bulabilen tek kişi Flordele kurdu. Bir akşam onun arkasından büyük salondan çıkarlarken, Ron Fleur onu görmesin diye Harry'nin ardına sinmişti. Onun aksi aksi çok ağır, Bütün bu ogvas yemekle dediğini duydular. Resmi cübbem içine sığmayacak. Flor giriş salonuna geçince Hermione patladı. Ay ne trajedi. Kendini bir şey sanıyor gerçekten değil mi? Ron, Hermione, balo kiminle gidiyorsun? dedi. Ona bu soruyu ikide bir soruyor. Gafil avlayıp cevap alırım diye umuyordu. Oysa Hermione sadece kaşlarını çatmakla yetindi ve söylemiyorum dedi. Benimle alay edersiniz. Şaka ediyorsun Weasley Dedim Malfoy arkalarından. Bana birisinin bunu baloya davet ettiğini söylemiyorsun ya. Kazma dişli bulanı. Harry ve Ron anında geri döndüler. Hermione ise Malfoy'un omzu üzerinden birini el sallayarak yüksek sesle ''Merhaba Profesör Moody'' dedi. Malfoy bembeyaz oldu. Geriye doğru zıpladı. Çılgın gibi etrafta Moody'yi aramaya koyuldu. Oysa Moody hala öğretmenler masasındaydı. Yanisini bitiriyordu. Hermione iğneli iğneli seni işkilli küçük dağ gelinci dedim Alfoya o Harry ve Ron neşeyle gülerek mermer merdiveni çıktılar yan yan ona bakan Ron birden kaşlarını çatarak Hermione dedi dişlerin ne olmuş dişlerime yani farklılar şimdi baktım da elbette farklılar ömür boyu Malfoy'un bana verdiği köpek dişleriyle mi doluşacağım sandın hayır yani demek istiyorum ki o sana büyü yapmadan önce de böyle değillerdi Hepsi şey düzgün ve normal boyda. Hermoni birden muzip muzip güldü. Harry de durumu fark etti. Bu hatırladığından çok daha farklı bir gülümsemeydi. Eh onları küçültmek için Madame Pomfrey'e gittiğimde bir ayna tuttu. Ve normal boylarına geldikleri zaman ona haber vermemi istedi. Ben de bıraktım biraz devam etsin. Gülümsemesi bütün yüzüne yayıldı. Annemle babamın hiç hoşuna gitmeyecek. Ne zamandır onları küçültmeme izin versinler diye razı etmeye çalışıyorum. Onlar da tellerini takmaya devam et diyorlar. İkisi de dişçi biliyorsunuz. Dişlerle sihrin... Bakın, pigvicin dönmüş. Ron'un minik baykuşu bacağına bağlı bir parşömen rulosuyla buz tutmuş trabzanların tepesinde deli gibi cıvıldıyordu. Yanından geçenler onu işaret ediyor ve gülüyorlardı. Üçüncü sınıftan bir grup kızla durup ''Aa şu küçümen baykuşa bakın ne şeker değil mi?'' dediler. Ron aptal küçük türlü rezil diye tısladı. Merdivenden yukarı koşup Pigwidgeon'ı yakaladı. Mektup adresteki kişiye getirilir. Yolda durup gösteriş yapılmaz. Pigwidgeon keyifli keyifli öttü. Başı Ron'un yumruğunun içinden çıkmıştı. Üçüncü sınıftan kızlar şok geçirmiş görünüyorlardı. Çekilin buradan diye tersledi Ron onları. Bir yandan da Pigwidgeon tutan elini havada sallıyordu. Pigwidgeon ise havada süzülürken daha da keyifli ötüyordu. Üçüncü sınıftaki kızlar duyguları incinmiş halde kaçışırlarken işte al şunu Harry dedi Ron alçak sesle. seriyorsun cevabını Pigwidgeon'ın bacağından çekip aldı. Harry mektubu cebine koydu ve üç onu okumak için telaşla Gryffindor Kulesi'ne döndüler. Ortak salondaki herkes tatil enerjisini atmakla meşguldü. Kimsenin başkasını gözleyecek hali yoktu. Harry, Ron ve Hermione herkesten uzağa, yavaş yavaş karla dolan karanlık bir pencerenin yanına oturdular. Harry yüksek sesle okudu. Sevgili Harry, boynuz kuyruğun yanından geçişin için tebrikler. O kadeh adını her kim koyduysa herhalde şu anda kendini pek mutlu hissetmiyordur. Ben sana bir Conjunctivitis laneti önerecektim. Çünkü bir ejderhanın gözleri onun en zayıf noktasıdır. Kram bunu yaptı işte diye fısıldadı Hermione. Ama senin yöntemin daha iyiydi. Çok etkilendim. Ama sakın rehavete kapılma Harry. Sadece birinci görevi yerine getirdin. Seni turnuvaya sokanlar eğer sana zarar vermek istiyorlarsa daha ellerine çok fırsat geçecek. Gözlerini açık tut. Özellikle sözünü ettiğimiz kişi civardayken ve bütün dikkatini beladan uzak durmak üzerinde yoğunlaştır. Teması kesme. Sıra dışı olan her şeyi hala öğrenmek istiyorum. Serius. Harry mektubu tekrar cübbesinin içine sokarken, Moody'den farkı yok, dedi yavaşça. Sürekli tetikte ol. Sanki gözlerim kapalı, duvarlara çarpa çarpa dolaşıyorum sanırsın. Ama haklı Harry, dedi Hermione. Önünde hala iki görev var. O yumurtaya gerçekten bakmalısın. Yani ne anlama geldiğini anlamak için uğraşmalısın. Ron, yapma Hermione, dünya kadar vakti var, diye cevabı yapıştırdı. Satranç oynamak ister misin Harry? Evet tamam dedi Harry. Sonra Hermione'nin yüzündeki ifadeyi görünce ekledi. Hadi ama çevrede bunca gürültü varken nasıl konsantre olabilirim? Bunların şamatasından yumurtayı duymam bile. Hermione eh duymazsın herhalde diye içini çekti. O da oyunlarını izlemeye oturdu. Oyun, Ron'un iki pervasızca cesur piyonu ve çok vahşi bir fili içeren heyecanlı bir şahmatıyla sona erdi. Harry, Noel sabahı birden uyandı. Nasıl olup da bilinç dünyasına bu kadar çabuk döndüğünü merak ederek gözlerini açtı ve karanlıkta ona bakan çok büyük, yuvarlak, yeşil gözlü bir şey gördü. Gözler öyle yakınındaydı ki sanki burun buruna gibiydiler. Harry, Dobby diye haykırdı. Cinden kaçmak için öyle hızla geriye atıldı ki az daha yataktan düşüyordu. Yapma şöyle. Dobby çok üzgün efendim diye cikledi Dobby endişeyle. Uzun parmakları ağzında geriye doğru zıpladı. Dobby sadece Harry Potter'a mutlu Noeller demek istedi. Onu armağan getirmek istedi efendim. Harry Potter Dobby'ye bazen gelip onu görebileceğini söylemişti efendim. Tamam dedi Harry. Hala normalden hızlı soluk alıyordu. Ama kalp atışları normale dönmüştü. Sen, sen bir dahaki sefere beni dürtükle falan yeter. Öyle üzerime eğilme. Harry dört direkli yatağının perdelerini çekti. Komidinden gözlüğünü aldı ve taktı. Çığlığı Ron, Seamus, Dean ve de uyandırmıştı. Hepsi gözler mahmur, saçlar karışık, kendi perdelerindeki aralıktan dışarıyı gözetliyorlardı. Seamus uykulu uykulu, biri sana saldırıyor mu Harry? diye sordu. Harry, hayır sadece Dobby diye mırıldandı. Uyumana bak sen. Aha armağanlar dedi Seamus. Yatağın ayak ucundaki koca yığını görmüştü. Ron, Dean ve Neville da nasıl olsa uyandıklarına göre bir an önce armağan paketlerini açabileceklerini düşündüler. Harry yeniden Dobby'ye döndü. Dobby şimdi Harry'nin yatağının yanında tedirgin tedirgin duruyor, onu huzursuz ettiği için hala üzgün görünüyordu. Çay peçetesinin üstüne bir Noel süsü bağlanmıştı. Çekinerek, Dobby Harry Potter armağanını verebilir mi? diye sordu. Elbette verebilirsin, dedi Harry. Şey, benim de senin için bir armağanım var. Yalandı bu. Dobby'ye hiçbir şey almamıştı. Ama çabucak sandığını açıp pek yamru yumru katlanmış bir çift çorap çıkardı. Bunlar en eski ve en berbat çoraplarıydı. Hardal rengiydiler. Bir vakitler Vernon enişteye aittiler. Pek yamru yumru olmalarının nedeni ise Harry'nin onları bir yıldan uzun süredir sinsiyoskopunu korumak için kılıf olarak kullanmasıydı. Sinsiyoskopu çıkardı ve çorapları Dobby'ye verdi. Kusura bakma paket yapmayı unutmuşum. Ama Dobby son derece sevinmişti. Çoraplar Dobby'nin en çok en çok sevdiği giysi efendim dedi. Birbirinden farklı çoraplarını çıkarıp Vernon eniştenin ülkeleri giyerken. Şimdi yedi çorabım var efendim. Ama efendim dedi. Gözleri fal taşı gibi açılarak. İyice çektiği çoraplar şimdi şortun dibine kadar uzanıyordu. Dükkanda bir yanlışlık yapmışlar Harry Potter Size aynı çoraptan iki tane vermişler efendim. Ron şimdi ambalaj kağıdıyla kaplı olan kendi yatağından uzanıp sırıtarak ''Ay ama Harry nasıl fark etmezsin?'' dedi. ''Bak ne diyeceğim Dobby. İşte şu ikisini de al. İstediğin gibi karıştırırsın. İşte kazan da burada.'' Dobby'ye az önce açtığı paketten çıkan menekşe rengi bir çift çorabı ve Mrs. Weasley'nin gönderdiği el örgüsü kaza attı. Dobby hayli etkilenmiş görünüyordu. Efendi çok iyi kalpli diye ciyakladı. Gözleri yeniden yaşlar dolmuştu. Ron yerlere kadar eğilerek selam verdi. Dobby biliyor. Efendi büyük bir büyücü olmalı. Çünkü Harry Potter'ın en iyi arkadaşı. Ama Dobby bilmiyordu ki bu kadar cömert ruhlu, asil, bencillikten uzak. Ron sadece çorap canım dedi. Kulakları hafiften kızarmıştı. Ama yine de pek memnun görünüyordu. Vay canına Harry o anda Harry'in hediyesini açmıştı. Bir Chadley Cannon şapkası. Süper! Hemen başına geçirdi. Şapka saçının rengiyle korkunç bir tezat oluşturdu. Dobby de şimdi Harry'e ufak bir paket uzatıyordu. İçinden ne çıksa beğenirsiniz. Çorap. Cin sevinçle. Dobie onları kendi yapıyor efendim dedi. Yünü kendi ücretiyle alıyor efendim. Sol çorap parlak bir kırmızıydı. Üzerinde süpürge desenleri vardı. Sağ çorap ise siniç desenli ve yeşildi. Harry, bunlar, bunlar gerçekten de teşekkürler Dobby dedi ve çorapları giyerek Dobby'nin gözlerinin yine yaşarmasına yol açtı. Dobby artık gitmeli efendim dedi Dobby. Mutfakta Noel yemeği yapmaya başladık bile. Sonra da yatakhaneden telaşla çıkıp gitti. Yanlarından geçerken Rona ve diğerlerine el salladı. Harry'nin diğer armağanları Dobby'nin birbirinden farklı çoraplarından çok daha tatmin ediciydi. Elbette tek bir kağıt mendille kendi kötü armağan rekorlarını bile kıran Dursley'lerinki hariç. Harry onların dolma dil şekerlemesi olayını hala unutmadıklarını tahmin etti. Hermione Harry'e İngiltere ve İrlanda'nın Quidditch takımları adlı bir kitap, Ron ise tombul bir paket tezek bombası vermişti. Sirius'tan her kilidi açacak ve her düğümü çözecek parçaları olan çok kullanışlı bir çakı gelmişti. Hagrid'den ise Harry'nin en çok sevdiklerini içeren muazzam bir tatlı kutusu. Bertie Botts'un bin bir çeşit fasulye şekerlemesi, çikolatalı kurbağalar, Droblos en iyi balonlu sakız ve fışırdayan vızvızlar. Tabii Mrs. Weasley'nin her zamanki paketi de vardı. Yeni bir kazak, yeşildi, üzerinde bir ejderha resmi vardı. Harry, Charlie'nin ona boynuz kuyruğu anlattığını düşündü. Ve bol miktarda ev yapımı kıymalı börek. Harry ve Ron ortak salonda Hermione ile buluştular ve kahvaltıya birlikte indiler. Sabahın çoğunu herkesin armağanlarının keyfini çıkardığı Gryffindor Kulesi'nde geçirdiler. Sonra da nefis bir öğle yemeği için büyük salona döndüler. Yemekte en az 100 tane hindi ile Noel pudingi ve yığın yığın Krabbus büyücü krakerleri vardı. Öğleden sonra dışarı çıktılar. Yerde Dörmstrang ve Bibadens öğrencilerinin şatoya çıkarken açtıkları derin izler dışında el değmemiş bir kar örtüsü vardı. Hermione Harry ile Vizli'lerin Topu Savaşı'na katılacağına onları izlemeyi tercih etti. Saat 5'te de baloya hazırlanmak için yukarı çıkacağını söyledi. ''Ne? Üç saate mi ihtiyacım var?'' dedi Ron inanamayan gözlerle ona bakarak. Dikkatinin dağılmasının bedelini George'un attığı kocaman bir kar topunun başının yanına hızla vurmasıyla ödedi. Kiminle gidiyorsun diye haykırdı Hermione'nin ardından. Ama o el sallamakla yetindi. Şatoya çıkan merdiveni tırmanarak gözden kayboldu. Baloya bir de şölen dahil olduğu için bugün Noel çayı yoktu. Bu yüzden saat 7'de doğru dürüst nişan almak zorlaşınca diğerleri de top savaşlarını bırakıp grup halinde ortak salona gittiler. Şişman Hanım alt kattan arkadaşı Violet ile birlikte çerçevesinde oturuyordu. İkisinin de kafası iyiydi. Tablonun alt tarafını boş çikolata likörü şişeleri doldurmuştu. Ona parolayı söyledikleri zaman şerik kaşıkları işte böyle diye kıkırdadı ve içeri girsinler diye öne savruldu. Harry, Ron, Seamus, Dean ve Neville yatakhanede resmi cübbelerini giydiler. Hepsi de hayli rahatsız görünüyordu. Hele Ron Yüzünde yılgın bir bakışla köşedeki uzun aynada kendini gözden geçirdi. Onun cübbesinin daha çok kız giysine benzediği gerçeğini inkar etmek imkansızdı. Onu daha erkekçe gösterme yolunda umutsuz bir çabayla yakasıyla kol ağızlarına bir koparma büyüsü uyguladı. İşe de yaradı. Hiç deyse şimdi dantelleri kalmamıştı. Ama pek de temiz iş yapmış sayılmazdı. Hepsi birlikte aşağı inerlerken, Yaka ile kol ağızlarının yerleri moral bozacak şekilde iplik iplik görünüyordu hala. Sizin ikinizin yılın en güzel kızlarını nasıl kaptığınızı anlamış değilim diye mırıldandı deyin. Ron kasvetle hayvansı çekicilik dedi. Bir yandan da kol ağızlarından çıkmış iplikleri çekiştiriyordu. Ortak salon tuhaf görünüyordu. Her zaman kesim siyah cübbe denizin yerini şimdi farklı renklerde giyinmiş insanlar almıştı. Parvati merdivenin altında Harry'i bekliyordu. Gerçekten de pek güzeldi. Çarpıcı pembe bir resmi cübbesi vardı. Uzun siyah saçları altınla örülmüştü. Bileklerinde altın bilezikler parıldıyordu. Onun kikirdemediğini görünce herinin içi rahatladı. Sıkıntılı sıkıntılı. Sen şey güzel görünüyorsun dedi. Teşekkürler dedi Parvati. Ron'a dönerek Padma seninle giriş salonda buluşacak diye ekledi. Tamam dedi Ron çevresine bakarak. Hermione nerede? Parvati omuzlarını silkti. ''Öylesi aşağı inelim mi Harry? Peki dedi Harry. Bir yandan da keşke ortak salonda kalabilsem diye düşünüyordu. Fred Portle deliğinden çıkarken yanından geçti. Harry'e göz kırptı. Giriş salonu çevrede dolanıp saat 8'de büyük salonun kapılarının açılmasını bekleyen öğrencilerle ağzına kadar doluydu. Başka binalardan partnerlerle buluşacak olanlar kalabalığın içinden yol açarak birbirlerini bulmaya çalışıyorlardı. Parvati kız kardeşi Padma'yı buldu ve Harry'ler Ron'un yanına getirdi. Parlak turkuazdan giysisi içinde Parvati kadar güzel görünen Padma selam dedi. Ama Ron'un partneri olmasından pek memnun kalmışa benzemiyordu. Onu baştan aşağı süzerken kara gözleri Ron'un resmi cübbesinin yıpranmış yakasıyla kol ağızlarına takıldı. Selam dedi Ron ona bakmayıp çevresindeki kalabalığı süzerek. Yo hayır Harry'nin arkasına saklanmak için dizlerini biraz büktü. Çünkü gümüş grisi satenden resmi cübbesiyle çok çarpıcı görünen ve Ravenclaw Quidditch kaptanı Roger Davis'ın eşlik ettiği Fleur Delacour geçiyordu. Onlar gözden kaybolunca Ron yeniden doğruldu ve kalabalığın başları üzerinden çevreye baktı. ''İyi ama nerede bu harmoni?'' dedi tekrar. Bir grup Silter'in zindandaki ortak salonlarının merdiveninden çıkıp geldi. Malfoy öndeydi. Yüksek yakalı, siyah kadifeden bir resmi cübbe giymişti. Harry'nin fikrine göre papaza benzemişti. Pans Perkinson açık pembe, bol fırfırlı resmi cübbesiyle Malfoy'un kolunu sıkı sıkı tutuyordu. Crabbe de Goyle'da yeşil giymişti. Yosun bağlamış kayalara benziyorlardı ve Harry ikisini de Bolo'ya davet edecek birini bulamadığını memnuniyetle gördü. Meşe ön kapılar açıldı. Durmstrang öğrencileri Profesör Karkaroff'la birlikte içeri girerken, Herkes dönüp onlara baktı. Grubun en önünde yanında Harry'nin tanımadığı mavi cübbeli güzel bir kızla Kram vardı. Harry onların başlarının üstünden şatonun hemen önündeki bir bölüm çimenin peri ışıklarıyla dolu bir tür doğal mağaraya dönüştürülmüş olduğunu gördü. Yani yüzlerce canlı perinin bir kısmı oraya sihirle konmuş gül fidanlarına oturmuştu. Bir kısmı da Noel Baba ile rengeyiklerine ait olduğu anlaşılan heykeller üzerinde kanat çırpıyordu. Derken Profesör McGonagall'ın sesi ''Şampiyonlar buraya lütfen'' dedi. Parvati gülümseyerek bileziklerini düzeltti. O ve Harry Ron ile Padma'ya ''Biraz sonra görüşürüz'' diyerek öne doğru yürüdüler. Sohbete dalmış kalabalık ayrılıp onlara yol açtı. Kırmızı ekoseden bir resmi cübbe giymiş, şapkasının kenarına da hayli çirkin bir deve dikeni çelenk düzenlemesi yapmış olan Profesör McGonagall onlara herkes içeri girerken kapıların bir yanında beklemelerini söyledi. Diğer öğrenciler yerlerine oturduktan sonra sıra halinde büyük salona gireceklerdi. Fleur Delacour ve Roger Davis kapıları en yakın yeri tutmuşlardı. Davis, baloya Fleur'le gelecek kadar talihli olmasına öyle şaşırmış görünüyordu ki gözlerini ondan alamıyordu. Cedric ve çoğu da Harry'nin çok yakınındaydılar. Harry onlarla konuşmak zorunda kalmamak için bakışlarını kaçırdı. Gözleri Kram'ın yanındaki kıza takıldı. Ağzı açık kaldı. Bu kız Hermione'ydi. Ama harmoniye hiç benzemiyordu. Saçını bir şeyler yapmıştı. Artık gür değil, düz ve parlaktı. Üstelik de onu başının arkasında büküp şık bir şekilde toplamıştı. Sırtında uçuşan Cezayir menekşesi renginde bir resmi cübbe vardı. Duruşu da değişmişti sanki. Ama belki de çoğu kez sırtında taşıdığı 20 kadar kitap olmadığı için. Gülümsüyordu da. Evet, hayli tedirgin bir şekilde. Ama ön dişlerinin boyunun küçüldüğü şimdi her zamankinden daha belliydi. Harry daha önce bunu nasıl olup da fark etmediğini anlayamadı. Merhaba Harry dedi Hermione. Merhaba Parvati. Parvati hiç de iltifatkar olmayan bir inanmazlık ifadesiyle Hermione'ye baka kalmıştı. Üstelik bir tek o da değil. Büyük salonun kapıları açılınca Kram'ın kütüphanedeki hayran tayfası yanlarından azametle yürüyüp geçerken Harmoniye en derin nefretleriyle dolu bakışlar yolladılar. Pansy Perkinson Malfoy'la birlikte onun yanından geçerken ağzı açık baka kaldı. Hatta Malfoy bile ona edecek hakaret bulamadı. Buna karşılık Ron yüzüne bile bakmadan Hermione'nin yanından geçip gitti. Salonda herkes yerine oturunca Profesör McGonagall şampiyonlara ve partnerlerine çift sıra olmalarını ve kendisini izlemelerini söyledi. Öyle yaptılar. Onlar içeri girip de salonun başındaki jürinin oturduğu büyük yuvarlak masaya doğru yürürlerken büyük salondaki herkes alkışladı. Salonun duvarları pırıl pırıl parıldayan gümüş buz saçaklarıyla tamamen örtülüydü. Yıldızlı siyah tavan, yüzlerce ökse otu ve sarmaşık çelengiyle boydan boya kaplıydı. Bina masaları ortadan kalkmıştı. Onların yerini yüz tane kadar daha küçük, fenerle aydınlanmış masa almıştı. Hepsi on ikişer kişi alıyordu. Harry tökezlememek için tüm dikkatini topladı. Parvati hayatından memnun görünüyordu. Herkese gülücükler dağıtıyordu. Harry öyle hızla sürüklüyordu ki Harry kendisini ritmini Parvati'nin ayarladığı bir gösteri köpeği gibi hissetti. Salonun başındaki masaya yaklaşırken Ron ve Patma gözüne çarptı. Ron kısık gözlerle Hermione'nin geçişini izliyordu. Patma somurtuyordu. Şampiyonlar baştaki masayı yaklaşırlarken Dumbledore mutlu mutlu gülümsedi. Oysa Kral ve Hermione'nin yaklaşmasını izleyen Karkaroff'un yüzünde Ron'unkine çok andıran bir ifade vardı. Bu akşam büyük sarı yıldızlı, parlak mor bir cübbe giymiş olan Ludo Beckman bir öğrenci coşkusuyla alkışlıyordu. Her zamanki siyah seten üniformasını çıkarıp dökümlü bir eflatun ipek tuvalet giymiş olan Madame Maxim ise kibarca ellerini çırpıyordu. Harry birden Mr. Crouch'un orada olmadığını fark etti. Masadaki 5. sandalyede Percy Weasley oturuyordu. Şampiyonlar ve partnerleri masaya varınca Percy yanındaki boş sandalyeyi çekip anlamlı anlamda Harry'e baktı. Harry onun ne demek istediğini anlayıp yepyeni denizci mavisi bir resmi cübbe giymiş olan Percy'nin yanına oturdu. Percy'nin yüzünde son derece kendini beğenmiş bir ifade vardı. Daha Harry'nin bir şey sormasına fırsat kalmadan Percy terfi ettim dedi. Sesinin tonuna bakarsanız sanki evrenin tek hakimi seçilmiş sanırdınız. Artık Mr. Crouch'un kişisel yardımcısıyım ve burada onu temsil ediyorum. O niye gelmedi diye sordu Harry. Akşam yemeği boyunca kazan dipleri hakkında bir konferans dinlemeye hiç de hevesli değildi. Korkarım Mr. Crouch iyi değil. Hiç iyi değil. Dünya kupasından sonra bir türlü kendine gelemedi. Bunda şaşacak bir şey yok. Aşırı çalışma. Eskisi kadar genç değil ama tabii hala oldukça zeki. Beyni eskisi kadar iyi çalışıyor. Ama Dünya Kupası bütün bakanlık için bir fiyas koydu. Mr. Crouch da o evcinin yüzünden adı bilin ki miydi neydi? Muazzam bir kişisel şok geçirdi. Tabii hemen ardından ona yol verdi ama işte dediğim gibi yaşı ilerliyor. Bakıma ihtiyacı var ve sanırım cin gittikten sonra evde yaşadığı konforda da belirgin bir düşüş oldu. Sonra turnuvayı düzenlememiz gerekti. Kupadan sonraki dönemle uğraşmak zorunda kaldık. Skater denen o iğrenç kadını da çevrede vızır vızır dolanıp duruyordu. Hayır, zavallı adam fazlasıyla hak ettiği sakin bir Noel geçiriyor. Ben sadece görevini üstlenecek güvenilir birini bulduğu için memnunum. O kadar. Mr. Crouch, Percy artık Weatherby demekten vazgeçtim diye sormak için Harry'nin içi gidiyordu ama içindeki bu isteğe karşı koydu. Pırıl pırıl altın tabaklarda henüz yiyecek yoktu. Ama hepsinin önünde küçük menüler duruyordu. Harry kendininkini kararsızlık içinde elini alıp çevresine bakındı. Meydanda garson görünmüyordu. Ancak Dumbledore dikkatle kendi menüsünü inceledi ve sonra tabağına bakıp tane tane konuşarak ''Domuz pirzolası'' dedi. Ve domuz pirzolaları göründü. Masadakiler durumu anlayıp kendi tabaklarına sipariş verdiler. Harry bu yeni ve daha karmaşık yemek yeme yöntemi hakkında neler hissettiğini görmek için Hermione'ye baktı. Ne de olsa bu durum ev cinlerinin fazla mesai yapmaları anlamına geliyordu. Ama Hermione bu seferlik eriti düşünmüyor gibiydi. Victor Kram'la koyu bir sohbete dalmıştı. Ne yediğinin de farkında bile değildi. Harry daha önce Kram'ı hiç konuşurken duymadığını ancak şimdi fark etti. Ama şimdi pekala konuşuyordu. Hatta konuşmaya hevesli görünüyordu. İşte bizim de bir jatomuz var. Bu kadar büyük değil. Konforlu da değil sanırım. Diyordu Hermione. Sadece dört katı var. Ve ateş yalnız zehir için yakılır. Ha arazimiz buradan büyük. Ama kış geldi mi çok az acı kalır. Onun için keyif almayız. Yazın ise her gün uçarız göller ve dağlar üzerinde. Aman ha Viktor dedi Karkarov. Soğuk gözlerine ulaşmayan bir kahkahayla. Sakın sırlarımızı ele verme. Yoksa cazip arkadaşın bizi tam olarak nerede bulacağını anlar. Dumbledore gülümsedi. Gözleri parıldadı. Igor, bütün bu gizlilik. Hani insan neredeyse ziyaretçi istemiyorsunuz sanacak. Ee Dumbledore dedi Karkarov sararmakta olan dişlerini sonuna kadar göstererek. Hepimiz kendi özel mülklerimizi koruruz değil mi? Bize emanet edilen irfan yuvalarımızı kıskançlıkla muhafaza etmez miyiz? Ve okulumuzun sırlarını sadece biz biliyoruz. Biz koruyoruz diye gurur duymaya hakkımız yok mu? Dumbledore dostça bir edayla Yo ben asla Hogwarts'ın bütün sırlarını bildiğim hayaline kapılmam Igor dedi. Örneğin daha bu sabah banyoya giderken yanlış bir dönüş yaptım ve kendimi daha önce hiç görmediğim nefis orantıları olan bir odada buldum. İçinde gerçekten hayli görkemli bir lazımlık koleksiyonu vardı. Sonra daha yakından incelemek için tekrar gittiğimde Odanın yerinde yerler estiğini keşfettim. Ama gözümü hep açık tutacağım. Belki oraya sadece sabahları beş buçukta giriliyordur. Ya da hilalde ortaya çıkıyordur. Ya da arayanın idrar kesesi tamamen dolu olduğunda. Harry güldüğünü göstermemek için gulaş tabağının üzerine kapandı. Percy kaşlarını çattı. Ama Harry Dumbledore'un kendisine belli belirsiz göz kırptığına yemin edebilirdi. Bu arada Fleur Delacour'da Roger Davis'e Hogwarts dekorasyonu konusundaki eleştirilerini aktarıyordu. Büyük salonun pırıldayan duvarlarına bakarak önemsemez bir edayla ''Bu bir şey değil'' dedi. ''Bizim Bibad'ın sayında Noel'de yemek salonu da hep buzdan heykeller olur. Eğmezler tabii. Koca elmas heykeller gibi diller pı pı pahlarlar. ve yemek de muhteşemdir. Ve orman pezkorlar vardır. Yemek yerken bize senat yaparlar duvarlar bu çirkin zırhlar hiç yoktur. Ve bir badınsa bir hodlak kesi eğer böyle dışa atıl böyle. Elini sabırsızlıkla masaya vurdu. Roger Davis onun konuşmasını gözlerinde sersemlemiş bir bakışla izliyordu. Çatalı da bir türlü ağzını bulamıyordu. Gözlerini dikmiş Flora bakıyordu. Harry onun Flora'nın söylediği tek kelimeyi bile anlamadığı izlenimine kapıldı. Davis hemen tamamen haklısın dedi. Elini tıpkı Flora gibi masaya vurdu. ''Böyle, evet.'' Harry salona baktı. Hagrid diğer öğretmen masalarından birinde oturuyordu. Yine o korkunç, kıllı, kahverengi takımını giymişti ve en baştaki masaya bakıyordu. Harry onun usulca elini salladığını gördü. Başını çevirince de Madame Maxim'in operleri mum ışığında parıldayarak bu selama karşılık verdiğini fark etti. Hermione şimdi Kram'a adını doğru dürüst söylemeyi öğretiyordu. Kram ona ısrarla ''Hermione'' diyordu. Hermione ağır ağır ve tane tane Her, my Hermione oh, Hermione oh, Yaklaştın. Herinin baktığını gören Hermione ona sırıttı. Yemekler yenip bitince Dumbledore ayağa kalktı ve öğrencilerden de aynı şeyi yapmalarını istedi. Asasının bir hareketiyle bütün masalar bir anda duvar diplerine çekildi. Zemin boşaldı. Sonra da sağ duvar boyunca yükseltilmiş bir platform yarattı. Üzerinde bir davul seti, birkaç gitar, bir lavta, bir cello ve birkaç gayda duruyordu. Acayip kız kardeşler fevkalade coşkulu alkışlarla sahneye çıktı. Hepsi fazlasıyla saçlıydı. Sanatsal biçimde yırtılıp parçalanmış siyah cübbeler giymişlerdi. Çalgılarını aldılar. Onları büyük bir ilgiyle izlediği için başına gelecekleri unutan Harry birden bütün diğer masalardaki fenerlerin söndüğünü ve öteki şampiyonlarla partnerlerinin ayağa kalktıklarını fark etti. Gelsene diye tısladı Parvati. Dans etmemiz gerekiyor. Harry ayağa kalkarken resmi cübbesine takıldı. Acayip kız kardeşler ağır yaslı bir hava tutturmuştu. Harry apaydınlık dans pistine yürürken kimseyle göz göze gelmemeye özen gösterdi. Seamus ve Dean'in ona el sallayıp kıs kıs güldüklerini görebiliyordu. Bir an sonra da Parvati ellerini yakalamış birini beline koymuştu. Ötekini de kendi elinde sıkı sıkı tutuyordu. Harry olduğu yerde yavaş yavaş dönerek Parvato'nu idare ediyordu. Daha da beter olabilirdi diye düşündü. Bakışlarını onları izleyen insanların başları üstünde sabit tutuyordu. Zaten az sonra da çoğu dans pistine geldi. Şampiyonlar ilgi odağı olmaktan çıktı. Neville ve Ginny yakınlarına dans ediyorlardı. Harry, Neville sık sık ayağına bastıkça Ginny'nin yüzünü buruşturduğunu görebiliyordu. Dumbledore ise Madame Maxim'le ile vals yapıyordu. Onun yanında öyle cüce gibi kalmıştı ki sivri uçuş şapkasının tepesi ancak kadının çenesini gıdıklıyordu. Ama Madame Maxim bu cüssede bir kadına göre çok zarif hareket ediyordu. Deli göz Moody, Profesör Sinistra ile pek antal bir dans tutturmuştu. Profesör Sinistra tedirgin bir halde onun tahta bacağına çarpmamaya çalışıyordu. Moody yanlarından geçerken sihirli gözünü Harry'nin resmi cübbesinin içine dikip Güzel çoraplar Potter dedi. Ya evet onları benim için evcini Dobby ördü dedi Heri sırıtarak. Moody takırdayarak uzaklaşırken Parvati ''Ölü ürpertici ki diye fısıldadı. Bence o göze izin verilmemeli. Heri, Gaydan'ın son titreşen notasını duyunca rahat bir soluk aldı. Acayip kız kardeşler çalmayı bıraktı. Salon bir kez daha alkışla çınladı. Harry hemen Parvati'den ayrıldı. Oturalım mı? Aa ama gerçekten çok iyi dedi Parvati. Acayip kız kardeşler çok daha hızlı tempolu yeni bir şarkıya başlarken. Harry hayır benim hiç hoşuma gitmiyor diye yalan söyledi ve onu dans pistinden uzaklaştırdı. Fred ve Angelina'nın yanından geçtiler. O ikisi öyle deli dolu dans ediyorlardı ki çevrelerindeki insanlar sakatlık korkusuyla geriye çekiliyordu. Harry ve Parvati, Ron ve Patman'ın oturduğu masaya vardılar. Harry yerine oturup bir şişe kaymak birası açarken nasıl gidiyor diye sordu Ron'a. Ron cevap vermedi. Yakınlarda dans eden Hermione ve Kram'a gözlerinden ateş saçarak bakıyordu. Padma kollarını kavuşturmuş, bacak bacak üstüne atmıştı. Bir ayağıyla müziğe tempo tutuyordu. Arada bir onu tamamen ihmal eden Ron'a küskün bir bakış atıyordu. Parvati Harry'nin öbür yanına oturdu. O da kollarını kavuşturup bacak bacak üstüne attı. Birkaç dakika sonra bir Badınstan bir çocuk onu dansa kaldırdı. Bir sakıncası yok değil mi Harry diye sordu Parvati. O anda Cho ve Sedri izlemekte olan Harry ne dedi. Parvati yok bir şey dedi ters ters. Sonra da bir çocukla gitti. Şarkı bitince de geri dönmedi. Hermione gelip Parvati'nin boş sandalyesine oturdu. Dans etmekten yüzü biraz pembeleşmişti. Selam dedi Harry. Ron hiçbir şey söylemedi. Hermione eliyle kendini yelpazeleyerek ''Sıcak değil mi?'' diye sordu. Victor içki almaya gitti. Ron onu utandırmak ister gibi baktı. ''Victor mı?'' dedi. ''Senden onda Vicky demeni istemedi mi daha?'' Hermione hayretle ona baktı. ''Senin nem var?'' dedi. ''Eğer anlamıyorsan'' dedi Ron iğneli iğneli. ''Sana ben söyleyecek değilim.'' Hermione önce ona sonra Harry'e baktı. Harry omuz silkti. Ron ne diye söze başladı Hermione. O Dörmstrang'dan dedi Ron öfkeyle. Harry'nin rakibi. Hogwarts'ın rakibi. Sen, sen... Ron besbelli Hermione'nin suçunu tanımlamak için yeterince kuvvetli kelimeler arıyordu. Düşmanla dostça ilişkiler içindesin. Yaptığım bu. Hermione'nin ağzı açık kaldı. Salaklık etme dedi bir an sonra. Düşmana aşk olsun. Onun geldiğini görünce heyecandan eli ayağına dolanan kimdi? İmzasını isteyen kimdi? Kimin yatakhanesinde onun küçük bir modeli var? Ron bunu duymazdan gelmeyi tercih etti. Herhalde ikiniz de kütüphanedeyken seni baloya çağırmıştır ha? Evet öyle yaptı dedi Hermione. Yanaklarındaki pembe lekeler daha da pembeleşmişti. Ne olmuş yani? Ne oldu? Onu da erite mi sokmaya çalıştın? Hayır çalışmadım. Eğer gerçekten bilmek istiyorsan Dedi kim? Dedi ki kütüphaneye her gün benimle konuşmak için geliyormuş ama bir türlü cesaretini toplayamıyormuş. Hermione bunu çabucak söyledi ve öyle kızardı ki yüzü Parvati'nin cübbesiyle aynı renk oldu. Ron kızgınlıkla e tabi öyle diyecek dedi. Ne demekmiş bu? Çok belli değil mi? O Karkaroff'un öğrencisi değil mi? Senin kimlerle takıldığını biliyor. Sadece Harry'e yaklaşmaya çalışıyor. Onun hakkında içeriden bilgi almak istiyor. Ya da uğursuz büyüler yapacak kadar yakınına gelmek. Hermione sanki Ron onu tokatlamış gibi baktı. Konuştuğunda sesi titriyordu. Belki bilmek istersin. Bana Harry hakkında tek bir şey sormadı. Tek bir Ron jet hızıyla kulvar değiştirdi. Belki de yumurtasının ne demek olduğunu anlamasına yardım edersin diye umut ediyor. Herhalde o samimi küçük kütüphane seanslarına kafa kafaya veriyordunuz. Hermione öfkeden kanı beynine sıçramış halde ben ona yumurtayı çözmesi için asla yardım etmezdim dedi. Asla. Bunu nasıl söylersin? Ben turnuvayı Heri'nin kazanmasını istiyorum. Heri bunu biliyor. Değil mi Heri? Bunu tuhaf bir şekilde gösteriyorsun." diye pis pis güldürün. Hermione hararetle, "Bütün bu turnuvanın amacı yabancı büyücüleri tanıyıp onlarla dost olmak." dedi. "Hayır değil." diye haykırdın. "Amacı kazanmak." İnsanlar gözlerini dikip onlara bakmaya başlamışlardı. Ron dedi Harry usulca. Hermione kramla gelmesinin bence hiçbir sakıncası. Ama Ron ona da aldırmadı. Niye gidip Vicky'i bulmuyorsun? Nerede olduğunu merak edecek? Dedi. Ona Vicky deme. Hermione fırlayıp ayağa kalktı. Dans pistini fırtına gibi geçti. Kalabalığın arasına gözden kayboldu. Ron yüzünde kızgınlık ve memnuniyet karışımı bir ifadeyle onun gidişini izledi. Padmona, beni dansa kaldıracak mısın sen? diye sordu. Hala gözlerinden ateşler saçarak Hermione'nin ardından bakan Ron hayır dedi. İyi diye tersledi onu patma. Sonra da gidip Parvati ile Bee Buddins'ı çocuğa katıldı. Çocuk arkadaşlarından birinin yanlarına gelmesini öyle çabuk sağladı ki Harry onun bir çağırma büyüsü kullandığına yemin edebilirdi. Bir ses Hermione'nin nerede diye sordu. İki kaymak birası katmış olan kram o sırada masalarına gelmişti. Başını kaldırıp ona bakan Ron Hiçbir fikrim yok." dedi inatçı inatçı. Onu kaybettin ha? E, Kram yeniden somurtmuştu. E, "Onu görürsen de ki içkiler bende." dedi ve kamburunu çıkararak uzaklaştı. "Victor Kram'la ahbap oldun, öyle mi Ron?" Percy bir anda yanlarında bitmişti. Ellerini ovuşturuyor ve pek azametli görünüyordu. "Mükemmel. Bütün mesele bu işte. Anlarsın ya. Uluslararası sihirsel işbirliği." Harry, Padma'nın boş sandalyesine Percy'nin oturmasından hiç hoşnut kalmadı. Baştaki masa şimdi boşalmıştı. Profesör Dumbledore, Profesör Sprout'la dans ediyordu. Ludo Bagman da Profesör McGonagall'da. Madame Maxim ile Hagrid ise dans pistinde vals yaparlarken öğrencilerin arasından kendilerine geniş bir yol açıyorlardı. Karkarov ortalarda yoktu. Bir sonraki şarkıda bitince herkes yine alkışladı. Harry, Ludo Bagman'ın, Profesör McGonagall'ın elini öptüğünü ve kalabalığa karıştığını gördü. Tam o anda Fred ve George onun yanına yaklaştılar. Üst kademe bakanlık üyelerini sinirlendirerek ne yaptıklarını sanıyorlar, diye tısladı Percy. Fred ve George'u şüpheyle süzüyordu. Saygı diye bir şey yok. Ancak Ludo Bagman, Fred ve George'u çabucak başından attı ve Harry'i görünce el sallayarak masalarına geldi. ''Umarım kardeşlerim sizi rahatsız etmiyorlardı, Mr. Bagman.'' dedi Percy hemen. Ne? Yok canım ilgisi yok dedi Begman. Hayır bana o sahte asaları hakkında bir şeyler daha anlattılar. Pazarlama konusunda tavsiye verir miyim diye merak ediyorlarmış. Onları Zonko'nun şaka dükkanındaki bazı da temasa geçirmeye söz verdim. Percy bundan hiç memnun kalmadı. Harry onun eve gider gitmez Mrs. Weasley'e koşup olanları anlatacağı konusunda bahse girebilirdi. İcatlarını halka satmak istediklerine göre Fred ve George'un planları daha da ciddi bir hal almıştı besbelli. Begman, Harry'e bir şey sormak için ağzını açtı. Ama Percy onun dikkatini çeldi. ''Turnuva nasıl gidiyor sizce Mr. Begman?'' ''Bizim dairimiz durumdan hayli memnun.'' Ateş kadehi pürüzü Harry'e bir baktı. Biraz talihsizlikti tabii. Ama o andan beri her şey yolunda gidiyor değil mi? ''Ya evet.'' dedi Begman neşeli. ''Çok eğlenceli. İhtiyar Barty ne yapıyor? Gelememesi ne yazık.'' Percy kendini beğenmiş bir tavırla ''Aa, eminim ki Mr. Crouch kısa sürede ayağa kalkar.'' dedi. ''Ama bu arada ben işleri üstlenmeye hazırım. Hem de tam anlamıyla. Sadece balolara gitmek değil tabii.'' Havai bir edayla güldü. "Yo, hayır. Onun yokluğunda birikmiş her şeyle ilgilenmek zorunda kaldım. Ali Beşir'in bir partı uçan alıyı ülkeye kaçak olarak sokmaya çalışırken yakalandığını duymuşsunuzdur herhalde. Bir de uluslararası düello yasağını imzalasınlar diye'' Transilvanyalıları ikna etmeye çalışıyoruz. Yeni yılda onların sihirsel işbirliği daire başkanlarıyla bir toplantım var. Ron Harry'e hadi çıkıp yürüyelim diye mırıldandı. Percy'den uzaklaşalım. Harry ve Ron içki almak istedikleri bahanesiyle masayı terk edip dans pistinin yanından geçerek giriş salonuna süzüldüler. Ön kapılar açıktı. Onlar ön merdivenden inerken gül bahçesindeki titreşen peri ışıkları göz kırpıp ışıldıyordu. Aşağıda kendilerini çalılar, dolambaçlı, dekoratif batikalar ve büyük taş heykellerle çevrilmiş buldular. Harry bir su şıpırtısı duydu. Fıskiye'ye benziyordu. İnsanlar orada burada oyma banklara oturmuşlardı. Overon, gül fidanlarının içinden geçen dolambaçlı patikalardan birinde yürümeye koyuldular. Ama henüz biraz gitmişlerdi ki tanıdık ve nahoş bir ses duydular. Telaşlanacak ne var anlamıyorum Igor. Severus, ''Bunlar olmuyormuş gibi davranamazsın.'' Karkaroff'un sesi endişeli ve kısıktı. Sanki duyulmak istemiyormuş gibi. ''Birkaç aydır git gide daha açık bir hale geliyor. Ben ciddi olarak kaygılanıyorum. Bunu inkar edemem.'' ''Kaç öyleyse.'' dedi Snape'in sesi ters ters. ''Kaç. Ben senin yerine mazeret beyan ederim. Ama ben Hogwarts'ta kalıyorum.'' Snape ve Karkaroff köşeden çıktılar. Snape asasını çıkarmış. Onun da gül fidanlarını parçalıyordu. Yüzünde çok huysuz bir ifade vardı. Fidanların çoğundan ciyaklamalar geliyordu ve aralarından karanlık silüetler fırlıyordu. Hufflepuff'tan on puan fevkıt diye hırladı Snape. Bir kız koşarak yanından geçerken kızın arkasından koşan olana da ''Ve Ravenclaw'dan da on puan stebbins'' dedi. ''Ya siz ikiniz ne yapıyorsunuz?'' dedi ileride yürüyen Harry ve Ron'u görünce. Harry, Karkaroff'un onları orada görünce biraz bozulduğunu fark etti. Karkaroff'un eli sinirli bir şekilde keçi sakalına gitti. Sakalı parmağına dolayıp bükmeye koyuldu. Ron kısaca ''Yürüyoruz'' dedi Snape'e. ''Yasaya aykırı değil herhalde.'' Snape ''Öyleyse yürümeye devam edin'' diye hırladı. Sonra da karapelerinin arkasında dalgalanarak sürtünürcesine yanlarından geçti. Karkaroff onun peşi sıra koşturdu. Harry ve Ron patikada yürümeye devam ettiler. Ron ''Karkaroff niye kaygılanmış öyle?'' diye mırıldandı. Harry ağır ağır ve Snape'li ikisi ne vakittir birbirlerine atlarıyla hitap ediyorlar, dedi. Şimdi büyük taştan bir renge yine varmışlardı. Onun üstünden yüksek bir fıskiğin ışıldayan sularını görebiliyorlardı. Taşbank'ta mehtapta suyu izleyen iki muazzam kişinin süleyetleri göze çarpıyordu. Ve sonra Harry, Hagrid'in sesini duydu. ''Seni gördüğüm anda anladım.'' diyordu tuhaf bir şekilde kısık bir sesle. Harry ve Ron dona kaldılar. Durum paldır küldür yanlarına gitmeye hiç de uygun gibi görünmüyordu. Harry çevreye, gerideki patikaya baktı ve Fleur de la ile Roger Davis'ın yakındaki bir gül fidanıyla yarı gizlenmiş halde ayakta durduklarını gördü. Ron'un omzuna dokunup başıyla onları işaret etti. Onlar farkına varmadan kolayca oradan sıvışabileceklerini ima ediyordu. Fleur ve Davis Harry'e çok meşgul görünmüşlerdi. Ama Flori görünce gözleri dehşetle açılan Ron şiddetle başını salladı. Sonra da Harry'i renginin arkasına gölgelerini iyice içine çekti. Madam Maxim alçak sesinde bir mırlama ''Neyi anladın Hagrid?'' diye sordu. Harry kesinlikle bunları dinlemek istemiyordu. Hagrid'in böyle bir durumda söylediklerinin duyulmasından nefret edeceğini biliyordu. Kendisi olsa kesinlikle ederdi. Mümkün olsa parmaklarını kulaklarına tıkar ve yüksek sesle bir şarkı mırıldanırdı. Ama buna imkan yoktu. Bunun yerine taştan rengeyinin sırtında sürünen bir böcekle ilgilenmeye çalıştı. Ama ne yazık ki böcek Hagrid'in o anda söylediklerini duymamasını sağlayacak kadar ilginç değildi. Anladım işte. Benim gibi olduğunu anladım. Annen miydi baban mı? Ben... Ben ne demek istediğini anlamıyorum Hagrid. Hagrid usulca benim annemdi dedi. İngiltere'de en sona kalanlardan biriydi. Tabii çok hatırlamıyorum onu. Gitti anlıyorsun ya ben üç yaşında falanken pek anaç biri değildim. E doğalarında yok ha. Ona ne oldu bilmiyorum. Ölmüş de olabilir. Madame Maxim bir şey demedi. Ve Harry onca gayretine rağmen gözlerini böcekten ayırdı. Rengeyinin boynuzlarının üstünden bakarak dinlemeye koyuldu daha önce Hagrid'in çocukluğundan söz ettiğini hiç duymamıştı. O gidince babamın kalbi kırıldı. Küçücük bir adamdı babam. Daha ben altı yaşındayken ne zaman tepeme attırsa onu yakaladığım gibi konsolun üstüne koyu verirdim. Onu güldürürdüm. Hagrid'in sesi çatlak çatlak oldu. Madame Maxim kıpırdamadan dinliyor, görünürde gümüşü fıskiyeye bakıyordu. Beni babam büyüttü ama ben okula başlayınca öldü tabii. Ondan sonra kendi başımın çaresine baktım işte. Bak Dumbledore'un da çok yardımı oldu. Bana çok iyi davrandı. O... Hagrid koca bir benekli ipek mendil çıkarıp gürültüyle burnunu sildi. İşte neyse benden konuştuğumuz yeter. Ya sen seninki hangi taraftandı? Ama madam Maxim birden ayağa kalktı. Hava soğudu dedi. Ama hava ne kadar soğusa da onun sesi kadar soğuk olamazdı. ''Sanırım içeri gireceğim.'' ''Ne?'' dedi Hagrid afallamış halde. ''Hayır gitme ben ben daha önce başka birine hiç rastlamamıştım.'' Madame Maxim buz gibi bir ses tonuyla ''Başka ne tam oğlak?'' dedi. Harry Hagrid'e en iyisinin cevap vermemek olduğunu söyleyebilirdi. Orada gölgede durup dişlerini sıktı ve hiç umut olmadığı halde onun cevap vermemesini diledi. Faydası olmadı tabi. Başka bir yarı dev tabi dedi Hagrid. Madam Maxim ne cüret diye haykırdı. Sesi sakin gecede bir sis borusu gibi patladı. Harry arkalarından Fleur ve Roger'ın gizlendikleri gül fidanının oradan bir düşme sesi duydu. Hayatımda kimse bana böyle hakaret etmedi. yolu devam o iyi. Benim benim kemikle emiri. Öfkeyle uzaklaşıp gitti. O çalıları kızgınlıkla iki yana itip geçerken Ardından rengarenk koca peri havalandı. Hagrid hala bankta oturuyor, onun arkasından bakıyordu. Hava, yüzünün ifadesini çıkaramayacakları kadar karanlıktı. Sonra bir dakika kadar geçince ayağa kalktı. Yürüyüp gitti. Ama şatoya dönmedi. Kendi kulübesi önünde karanlık araziye daldı. Hadi, dedi Harry çok usulca Ron'a, gidelim. Ama Ron yerinden kıpırdamadı. Harry ona bakarak, ne var? diye sordu. Ron Harry'e baktı. Yüzünde gerçekten çok ciddi bir ifade vardı. Sen biliyor muydun? diye fısıldadı. Hagrid'in yarı dev olduğunu. Hayır, dedi Harry omuz silkerek. Ne olmuş? Ron'un ona bakışından bir kez daha büyücüler dünyası konusundaki cehaletini gösterdiğini anladı hemen. Dörsiler tarafından yetiştirildiği için büyücülerin olduğu gibi kabul ettikleri birçok şey Harry'e şaşırtıcı bir açıklama gibi gelebiliyordu. Gerçi bu sürprizler okuldaki her yılla birlikte daha da azalmıştı. Ama şimdi çoğu büyücünün arkadaşların annesinin dev olduğunu öğrenince ne olmuş demeyeceklerini anlıyordu. İçeride açıklarım dedi Ron alçak sesle. Hadi. Flor ve Roger Davis yok olmuşlardı. Belki de daha özel bir çalı kümesine girmişlerdi. Harry ve Ron büyük salona döndüler. Parvati ve Patma şimdi uzaktaki bir masada bir Badınstan bir sürü oğlanla birlikte oturuyorlardı. Hermione de yine kramla dans ediyordu. Harry ve Ron dans pistinden çok uzakta bir masaya oturdular. Harry e ee? diye sordu ona. Devlerin nesi varmış? E işte onlar. Onlar. Ron kelime bulmak için çırpındı. Hoş değiller işte dedi sonunda acemice. Kime ne dedi Harry. Hagrid'in bir şeyi yok olmadığını biliyorum ama vay canına onun için saklıyormuş dedi Ron başını sallayarak. Ben de hep çocukken falan kötü bir devleştirme büyüsünün önüne çıktı sanıyordum. Sözünü etmek istemedi. E ee, annesi devse ne olacak diye sordu Harry. Eh onu tanıyanlar aldırmaz çünkü tehlikeli olmadığını bilirler dedi Ron yavaşça. Ama Harry kötüdür onlar devler yani. Hagrid'in dediği gibi dualarında var. İfritlerden farksızdırlar. Öldürmeyi severler işte. Herkes bilir bunu. Gerçi İngiltere'de onlardan hiç kalmadı ya. Ne oldu onlara? E zaten ölüp gidiyorlardı. Sonra da seherbazlar bir sürüsünü öldürdü. Ama İngiltere dışında devler varmış diyorlar. Daha çok dağlarda saklanırlar. Harry yüzünde çok karanlık bir ifadeyle jüri masasında tek başına oturan Madame Maxim'e bakarak ''Maxim kimi kandırdığını sanıyor bilmem.'' dedi. Eğer Hagrid yarı devse o da kesinlikle öyle. İri kemikmiş. Kemikleri ondan iri olan tek şey dinozordur. Harry ve Ron balonun geri kalanını kendi köşelerinde oturup devler hakkında konuşarak geçirdiler. İkisinin de canı dans etmek istemiyordu. Harry çoyla Sedri'ye fazla bakmamaya çalıştı. Yoksa içinden bir şeyleri tekmelemek yolunda kuvvetli bir arzu yükseliyordu. Gece yarısı acayip kız kardeşler çalmayı bırakınca herkes onları son bir kez gürültüyle alkışladı ve yavaş yavaş giriş salonuna doğru gitmeye koyuldu. Birçok kişi keşke balo daha uzun sürseydi diyordu. Ama Harry yatmaya gideceği için son derece memnundu. Ona göre akşam pek eğlenceli geçmemişti. Harry ve Ron dışarıda, giriş salonunda Kram Dörmstrang gemisine dönmeden önce Hermione'nin ona iyi geceler dilediğini gördüler. Hermione, Ron'a buz gibi bir bakış attı ve konuşmadan onun yanından geçip mermer merdivenden yukarı çıktı. Harry ve Ron onu izlediler ama Harry merdivenin yarısına gelmişken birinin ona seslendiğini duydu. Hey Harry! Seslenen Cedric Diggory'di. Harry aşağıdaki giriş salonda çoğunun onu beklediğini gördü. Evet dedi Harry soğuk soğuk. Cedric merdivenden yukarı ona doğru koşarken. Cedric sanki söyleyeceği her neyse onu Ron'un önünde söylemek istemez gibiydi. Aksi bir tavır takınan Ron omuzlarını silkti ve merdivenden yukarı çıkmaya devam etti. Dinle. Ron gözden kaybolurken Cedric sesini alçattı. Bana ejderhaları söylediğin için sana borcum var. Altın yumurta var ya. Seninki de açınca bağırıyor mu? Evet dedi Harry. Şey banyo yap tamam mı? Ne? Banyo yap ve e, yumurtayı da yanına al ve e, sıcak suya sok biraz. Sanırım faydası olacak. Güven bana. Harry ona baka kaldı. ''Bak ne diyeceğim.'' dedi Cedric. ''Sınıf başkanlarının banyosunu kullan. Beşinci kattaki bozum olmuş Boris heykelinin sonuna doğru dördüncü kapı. Parolası çam ferahlığı. Gitmem gerek. İyi geceler demek istiyorum.'' Harry'e sırıttı. telaşla merdivenden aşağı çoğunun yanına indi. Harry tek başına Gryffindor Kulesi'ne yürüdü. Çok tuhaf bir tavsiyeydi bu. Çığlık atan bir yumurtanın ne dediğini anlamasına bir banyonun ne yararı olacaktı ki? Cedric onunla kafa mı buluyordu? Harry'nin kendini aptal yerine koymasını mı istiyordu? Çoğu ikisini mukayese edip Cedric'i daha çok beğensin diye. Şişman Hanım'la arkadaşı V portre deliğinin üstündeki tabloda kestiriyorlardı. Harry onlar uyanana kadar peri ışıkları diye feryat etmek zorunda kaldı. Uyanınca da çok kızdılar. Harry ortak salona tırmandığında Ron ve Hermione'nin fena halde kapıştığını gördü. Birbirlerinden 3 metre uzakta durmuşlar. İkisinin de yüzü kıpkırmızı, böğürerek kavga ediyorlardı. "Eh, madem hoşuna gitmiyor, çözümün ne olduğunu biliyorsun değil mi?" diye haykırdı Hermione. Saçının ışık topuzu dağılmaya başlamıştı. Yüzü öfkeyle kasılmıştı. "Ya, öyle mi?" diye feryat etti Ron. "Neymiş peki? Bir daha bal olduğunda beni başkası çağırmadan sen çağır." Son çare gözüyle bakma. Hermione hızla dönüp kızların yatakhanesine çıkan merdiveni fırtına gibi tırmanırken Ron sudan çıkmış bir süs balığı gibi ağzını sessizce açıp kapadı. Sonra da dönüp Harry'e baktı. Başına yıldırım düşmüş gibi eh dedi tükürürcesine eh bu da gösteriyor ki meselenin özünü atlıyor. Harry hiçbir şey söylemedi. Ron'la barıştığı için öyle memnundu ki düşündüklerini dile getirmek istemiyordu. Ama nedense Harmonni'nin meselenin özünü Rondan çok daha iyi anladığı fikrindeydi.